Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ile ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Motor Sanayi'nin devam eden havacılık motoru projeleri hakkında bilgi verdi. Sunucu Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Akşit, stüdyoya getirilen motorlar üzerinden kullanılan tasarım teknikleri ve imalat süreçlerine de değindi. Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru olan TS-1400 turboşaft motoru üzerine açıklamalarda bulunan Akşit, motorun olgunlaştırma ve sertifikasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade etti ve sertifikasyonun motorun bir insan taşıyacak araç olduğu için hummalı bir süreç olduğunun altını çizdi, sertifikasyonun ne zaman tamamlanacağı sorusuna ise 2023 öncesi için gayret gösterildiği cevabını verdi. TS-1400'ün T-129 Atak taarruz helikopteri için kullanımı konusunda ise motorun mevcut haliyle güç sınıfından dolayı kullanılabilecek olsa da askeri motorlarda mevcut olan balistik koruma gibi bazı özellikler kazandırılmadıkça sınırlayıcı bir etkiye sahip olacağına değindi. TD-170 turbodizel havacılık motorunun performans değerlerinden bahseden Akşit, motorun 1,5 ila 2 ton sınıfı hava araçlarını kaldırabildiği ve 2 tonluk hava araçlarını 40 bin fit irtifaya çıkarabildiğini açıkladı. TD-170'in ihracatı için bir dizi ülke ile fiyat için pazarlıkların devam ettiğini sözlerine ekledi. TÜGVA İstanbul ile Ocak 2021'de yaptığı bir söyleşide Mahmut Faruk Akşit, Pakistan, Malezya ve ABD'nin PD-170'e ilgi gösterdiğini ifade etmişti. TUSAŞ Anka insansız hava aracında hali hazırda kullanılan PD-170, aynı zamanda farklı konfigürasyonlarıyla yakın gelecekte ilk uçuşlarını yapacak Bayraktar TB3 ve Akıncı'da kullanılacaktır. Roketsan orta menzilli gemi savar füzesinde TJ-300 turbojet motoru hakkında bilgi veren Akşit, TJ-300'ün bir füze motoru olacağından olabildiğince ucuz ve az parçalı olacak şekilde tasarlandığına değindi. Projedeki son durum içinse Roketsan ile fiyat konusunda görüşmelerin olduğunu ifade etti. Motorun bir Roketsan projesi için geliştirilmiş olmasına rağmen TÜBİTAK SAGE tarafından da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.